Herkese selamlar dostlar hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım epic videosu epey gecikti bunun için çok çok özür dilerim ama indirim videosunu bütün kütüphaneyi incelediğim bir formata çevirince uzaması da kaçınılmaz oldu izlemeyi kolaylaştırmak için içeriği 5 bölüm ayırdım her bölümde indirimli indirimsiz 200 oyun olacak. çok sevdiğiniz karşılaştırmalı tarzında bıraktım çünkü hem çok uzun sürüyor hem de çok uğraştırıyor deli işi olduğunu söyleyen dostlarımız da var ki onlara katılıyorum umarım video hoşunuza gider iyi seyirler diliyorum FBI ajanı Nelson Tatters'ın FBI'nin özel bir soruşturma birimi olan Puzzle Agent'a atanmasını ve Washington eyaletindeki küçük bir kasaba olan Scopes'a gitmesini konu alıyor. Scopes, son zamanlarda gizemli cinayetlerin ve garip olayların meydana geldiği bir yerdir. Eski bir Sovyet ajanı olan Vasily, geçmişinden kaçmak için bir manastırda keşe olarak yaşamaya başlar. Geçmişinden gelen düşmanları onu bulur ve manastır yerle bir ederek masum insanları öldürürler. Bu olay Vasily'ye öfkeye sürükler ve intikam peşinde koşmasına neden olur. Doom motoruyla yapılmış bir korku, FPS ve Metroidvania türündeki oyunda silahlar, büyü ve korku, korkunç canavarlara dönüşme yeteneğiyle düşmanlarınızı öldürüp onları ölü hizmetkarlar olarak diriltebiliyorsunuz. Elder Wars adlı bir fantastik dünyada efsanevi bir baş melek yok olan gücünü geri kazanarak dünyanın kontrolünü ele geçirmeye çalışır. Ancak Griffin hanedanlığı bu amaca karşı çıkar ve huzuru sağlamak için mücadele eder. Boş bir manzara ızgarasından başlayarak mimari bir tas seçip şehrinizi inşa edersiniz. Hem insanların ihtiyaçlarını destekleme hem de kendi estetik zevkinize uygun bir şehir yaratmaya çalışırsınız. 20. yüzyılın Varşova'sında işgal altındaki Polonya'da büyücüler ve doğaüstü varlıklar gerçektir. Victor Sulski adlı bir Tohmatorch olarak görevimiz doğaüstü olayları çözmek ve Salutor adı verilen varlıkları yakalamaktır. Gizemli bir örgütün deneylerinden arta kalan tehlikelerle yüzleştiğin ıssız bir otoyolda hayatta kalmak için tek güvenebileceğin dostun araban. Onun sana iyi bakmasını istiyorsan sen de ona iyi bakacaksın. Yol boyunca topladıklarınla arabanı geliştir ve Olympic Exclusion Zone'dan kurtuluşa doğru ilerle. Gizemli bir yapay zeka şirketi hakkındaki sırları çözmeye çalışan bir gazeteci olarak Kiev'in dar ve ara sokaklarını keşfederek bilgi kaynağının kimliğini ortaya çıkarmanız gereken bir pointed click macerası. Doddle God ve Doddle Devil'ın yaratıcıları tarafından geliştirilen eşleştirme ile kendi krallığınızı yaratabileceğiniz bir bulmaca oyunu. Ayrıca Grint ile şövalyenizi geliştirebildiğiniz bir modda var. Trenle memleketine dönerken uyuyan karakterimiz istasyonunu kaçırır ve sonraki durakta kendini tuhaf bir kasabada bulur. Eve dönüş yolunu ararken etrafımızdaki gizemi de çözmeye çalışıyoruz. Franz Kafka ve David Lynch'in eserlerinden yamanan atmosfer ilgi çekici gözüküyor. Kolye simülasyonu ve şehir inşaat türündeki bu oyunda yaratıcı rolünü üstlenerek minyonlarınızın hayatlarına ilahi bir etki bırakmaya çalışıyorsunuz. Bu galakside süzülen mitolojik adalar her türden sıra dışı ve tehlikeli yaratığa da ev sahipliği yapıyor. Üstten bakış aksiyon türündeki oyunda ölüm bir son değil. Öldüğünüzde en yakındaki düşmanın bedenini ele geçerek aksiyona devam edebiliyorsunuz. Ancak dikkat etmek lazım ki öldüğünüzde eğer etrafta kimse yoksa mefta oluyorsunuz. Post apokaliptik bir zombi dünyasında bir sığınakta uyanarak dünyanın bir savaş alanına dönüştüğü tehlikeli bir ortamda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İlaç, silah ve barınak gibi ihtiyaçların yanında en büyük amacınız ailenizi bulmak. Fiyatı artmış olmasına rağmen tüm platformlardaki en iyi fiyat hala burada Cooper Vanguard sınıfı Titan BT ile birlikte çalışarak IMC adlı bir şirket tarafından işgal edilmiş bir gezegende özgürlük için savaşmasını konu ediniyor. Oyunda 6 farklı tramvay modelini sürerek yolcuları taşıyabilir, rotalarını planlayabilir ve tramvay ağını genişletebilirsiniz. Trafik kurallarına uyarak canlı bir şehirde tramvaylarınızı yönlendirin ve tramvay şirketinizi başarılı bir şekilde yönetin. Geniş bir fantezi dünyasında geçen akıcı, tur tabanlı, savaş içeren bir takım tabanlı taktik rol yapma oyunu. 4 kahramandan oluşan bir ekibi yönlendirirsiniz ve Zorya krallığını lanetlenmiş cehennem yaratıklarından kurtarmaya çalışırsınız. Yunan mitolojisindeki Argonatların lideri Jason'dan esinlenen zaman yönetimi türündeki oyunda 40'tan fazla seviyede binalar inşa edebilir, engelleri kaldırabilir ve hasar görmüş köprüleri onarabilirsiniz. 5. ve 6. oyunları da yine aynı tür ve fiyatta bulunabiliyor. Klasik şateme up tarzında olan oyunda uzayda geminizle görevlere çıkıyorsunuz. Silah özelleştirmeleri ve zorlu boss savaşlarıyla türü sevenler için güzel bir alternatif olacaktır. Oyunun ilk bölümü de 23 TL'den satışta. Tom Raider'ın dünyaca ünlenmesini sağlayan klasik üçlemesinin modern bilgisayarlara uyarlaması, istediğiniz zaman eski poligon grafiklere geçme olayı, gamepad desteği ile modernize edilmiş oynanış ve tabii ki Türkçe dil desteğiyle bence çok iyi bir paket olmuş. Müttefik ordusundaki kimse John'a güvenmez ama John Mambo umursamaz. Görevini biliyor ve düşmanı etkisiz hale getirmek için tüm çabasını harcayacak. Albay onu hem komik hem de tehlikeli görevlere gönderiyor. Misako ve Kuyaka adlı iki kız öğrenciyi kontrol ettiğimiz bir beat'em oyunu erkek arkadaşlarımız kaçılıyor ve onları kurtarma görevi de bize düşüyor. 1994 yılı orijinal oyununa bağlı olarak tasarlanan bu oyunda beat'em severleri memnun edecektir. Mermi cehennemi türünde gözüme çarpan kendi sanat tasarımı ve atmosferiyle farklılık yaratabilmiş bir oyun. Özel yetenekleri ve karakter gelişimlerini sonuna kadar yapıp sömürebileceğiniz bir başka eğlencelik diyebilirim. Argol, sevgilisinin korkunç bir hastalığa yakalandığı rulun düşmanca topraklarında bir yolculuğa çıkar. Amacı Zaman Kalesi'nin kapılarına ulaşmak ve Karanlık Büyücü Kronos ile buluşmaktır. Sadece Kronos sevgilisini kurtarmak için gerekli güce sahiptir. Otok bir adada kendi yaşam alanınızı inşa ettiğiniz bir oyun. Başlangıçta 4x4 ile 12x12 blok boyutunda bir ada veriliyor ve çatılar, su, çimen, ağaçların renkleri rastgele seçiliyor. Ardından kendi tarzınızda adanızı tasarlayabiliyorsunuz. Zombi kıyametinin yaşandığı bir dünyada bir silah dükkanının işletmesini yapıyoruz. İnsanlığın hayatta kalmasına yardım etmek için parçalar toplayıp bunlardan silahlar üreterek hayatta kalanlara satıyor. Kazandıklarımızla da daha iyi geliştirmeler sağlayabiliyoruz. RuneScape'den ilham alan, idle tarzda oynanabilen 25 farklı yetenekte ustalaşabildiğiniz, geniş özelliklere sahip metin tabanlı bir rol yapma oyunu. Kahraman olarak becerilerinizi geliştirerek, canavarlarla savaşarak Melvor'un gizemlerini çözmeye çalışırsınız. Mermi cehennemi türünde farklı bir alternatif evrenin en çok aranan 3 suçlusundan biri olarak uzaylı orduları ve polis birimleri arasında savaşarak kaçıyoruz. Hayatta kalmanın ve özgürlüğün bedeli hepsini yok etmekten geçiyor. Şehir inşa etmeme koloni simülasyonu türlerini zorlayıcı mekaniklerle birleştiren iyi bir oyun. Şehrin için en iyi yeri bul, arazileri düzenle, mahsul ekstok yap, vahşi doğada avlan, kaynak topla ve doğanın felaketlerine karşı da tedbirli ol. Türkçe dil desteğiyle her şeyi anlayarak yap. For the Warp, uzayda geçen bir roguelike destek kurma oyunu. Keşfedin ve cephanenizde yeni kartlar ekleyin ve hayatta kalma şansınızı arttırın. Prosedürel olarak oluşturulmuş sistemleri keşfedin ve Warp kapısına giden yolda savaşın. Köprü kurma üzerine becerilerinizi test edebileceğiniz Bridge Constructor serisinden farklı ortamlarda ve mekaniklerde 4 ayrı oyun. Özellikle stunts ile fizik kurallarına meydan okuyan tasarımlarla çok eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Fırtınalı bir gecede kaza yapan Peter terk edilmiş eski bir malikanede uyanır. Oraya nasıl ve neden gittiğini anlayamaz ancak bir süre sonra evin aslında göründüğü kadar terk edilmemiş olduğunu fark eder. Evden çıkış yolunu bulmaya çalışan Peter bu mekanda gerçekleşmiş karanlık olayları açığa çıkarmak zorundadır. Küçük bir toprak parçasıyla başlıyorsunuz. Zamanla her gün aldığınız biyom karolarıyla kendi başınıza geliştirebilirsiniz. Kısa sürede kendinizi yanında bir çiftlik olan büyük ve güzel bir evde bulacak yeni aletler üretecek ve mağaraları keşfedeceksiniz. Serinin önceki oyunlarındaki gibi SteamWorld evreninde geçen şehir kurma ve strateji türlerini harmanlayan oyun vahşi batı temalı bir steampunk dünyasında geçiyor ve oyunculara kendi robot kasabalarını inşa etme, yönetme ve savunma görevini veriyor. Kripto para madenciliği dünyasını deneyimlemenizi sağlayan bir simülasyon oyunu. Oyunun amacı sıfırdan başlayarak bir kripto para madenciliği çiftliği kurmak, geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca PC toplama işlerini yaparak da ekstra para kazanmak mümkün. Bazılarını taktiksel avantajlı pozisyonlara kuleler yerleştirerek savunmalarını sağlamaları gereken bir dünyada geçen kule savunma oyunu. Yüzeyin insanlarını köleleştirmek için yer altının çıkan bir çelik ordusuyla savaşmalısınız. Oyun Atom Eve'in süper kahraman olarak ilk yıllarına odaklanıyor. Eve yeni güçlerini keşfederken ve Invisible dünyasındaki tehditlerle karşı karşıya gelirken bir yandan da Lisa hayatıyla uğraşmak zorundadır. Oyun çizgi roman tarzında ilerliyor. Azur adlı bir diyarda geçen Greek, Adara ve Vradel adında üç kardeşin hikayesini anlatan bir 2D platform macera oyunu. Greek'in farklı yeteneklerini kullanarak bulmacaları çözmesi ve engelleri açması gerekecek. Greek'in ilerlemesi oyun boyunca tanışacağı diğer karakterlerin yardımıyla da mümkün olacak. Stanislav Lem'in gerçekçi bilim kurgu dünyasından ilham alan bir hikaye odaklı macera oyunu. Oyunda bilim insanı yastan olarak Regis 3 gezegenini keşfedecek, kaybolan ekibinizi atom punk cihazlarla arayacak ve umulmadık tehditlerle yüzleşeceksiniz. İlk oyunun oldukça beğenilmesinin ardından gelen oyunuyla The Tales Principle yine iyi bir oyun sunacakmış gibi gözüküyor. Aklı ve mantığı zorlayan bulmacaları ve sadece bulmaca oyunu olmaktan öte olmasını sağlayan iyi bir konuya sahip. İlk oyuna sonradan gelen Türkçe desteği bu oyunla çıkışıyla beraber geliyor. İlk oyununda şu an iyi bir indirimde olduğunu hatırlatalım. Robocop Rock City 1980'de yayınlanan ikonik bilim kurgu filmi Robocop'un devamı niteliğinde. Oyun kronolojik olarak serinin ikinci ve üçüncü filmlerinin arasında geçiyor. Oyun Robocop'un hayranları için nostaljik bir deneyim sunarken sadece polisiye aksiyon olarak değerlendirecek oyuncuları pek saracağını düşünmüyorum. Ödüllü Machinarium yaratıcılarından Ameta Design'dan mizah yüklü bir macera oyunu. Oyunda küçük ağaç yaratıkları olan 5 arkada şeytani parasitlerin bulaştığı ağaç evlerinde son tohumu kurtarmak adına bir yolculuğa çıkıyor. Yine Amenita Design Studios'un yaratıcıları tarafından geliştirilen komik bir macera oyunu oyunda tüylü kahraman Şuşel ve rakibi Kekel değerli Kiraz'ı kurtarmak için bir arayışa çıkarlar ve bir dizi bulmaca ve zorlukta izleşirler. Hem kart yarışı hem de garaj mekaniği simülasyonu sunan oyunda kendi kartlarınızı tasarlamak, inşa etmeme ve özelleştirmek için parçaları ve araçları toplayarak ve yükselterek kariyerimizde ilerliyoruz çok bilinen bir oyunun devam oyunundan da beklenti hep yüksek olacaktır. Enime 2 bu beklentileri mükemmel hikayesi, yenilikçi oyun mekanikleri, süper müzikleri gibi özelliklerle olması gerektiği gibi karşılayabiliyor. Şu an için daha iyi bir fiyat yokmuş gibi gözüküyor. Tuhaf olaylar ve bulmacalarla dolu ürkütücü etkileşimli bir macera. Kaprisli ve şımarık bir kız olan Ingrid ayakkabılarını kirletmemek için bir samun ekmeğin üzerine basmasıyla birlikte cehennemin deliklerine yuvarlanır. Oyun boyunca yaptığınız seçimler ve gerçekleştirdiğimiz eylemler tamamen Ingrid'in kaderini belirler. Serinin ilk oyunu da yine iyi bir fiyattan indirimde. Oyunda Picklock adıyla tanınan deneyimli bir hırsızı yönlendiriyorsunuz. Büyük şehir hayatını geride bırakıp yeşil kasabada yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldınız ancak sıradan bir insan gibi yaşamayı başaramadınız ve eski işinize geri döndünüz. Tek vuruşta öldürme mekaniği ve hızlı tempolu aksiyon odaklı oynanışı ile ilk oyundan miras aldığı birçok özelliği korkan hikayeyi genişletiyor ve yeni içeriklerle deneyimi geliştiriyor. Yerli insanlara ve onların mücadelelerine odaklanan yenilikçi ve heyecan verici bir açık dünya oyunu. Oyun dünyası sakinlerinin mit ve efsanelerinin hakim olduğu toprakların eşsiz bir versiyonunu sunuyor. Oyun dumanlı dağların altındaki efsanevi cüce ana yurdu Moria'yı geri almak için bir grup cücenin macerasına odaklanıyor. Moria'nın kayıp hazinelerini geri almak ve cücelerin eski ihtişamını yeniden kazanmak için bir ekip kuruyorsunuz. 1930'larda 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce bir İrlanda kasabasının karanlık sırlarını ortaya çıkarırken etrafınızdaki dünyayı yok etmeye çalışan şeytani güçlerle de savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Oyun ilk bölümde yaşanan olaylardan sonra başlıyor. Rahip karısının ve çocukların ölümünden sonra deliliğe sürüklenmiş bir haldedir. Kendisini bir akıl hastanesinde bulan rahip buradan kaçarak kurtuluşu bulmaya karar verir. Mizahı eleştirileriyle harmanlamış bir aksiyon macera ve bulmaca oyunu sır dolu yüzlerce odayı keşfedecek, büyük patronlarla savaşacak, ekibin için yoldaşlar toplayacak ve yarasa dostun Pip'in güçlerini kullanarak bulmacaları çözüp korkunç bilinmezlikten kaçmaya çalışacaksın. Bir Hot Wheels koleksiyon aracını kontrol ederek geleneksel yarış oyunları tarzında oynanır. Game Pass'ten çıkmadan önce ilk oyununu oynamıştım ve çok eğlenceliydi. Ünlü koleksiyon markası Hot Wheels serilerinden arabalarla yarış. Bu kadar yeni bir oyunun da iyi bir fiyatla gelmiş olması sevindirici açıkçası. Vampir Survivors ve Bratat oyunlarından bolca ilham almış, klasik korku filmlerinden tanıdık canavarlarla dolu ordulara karşı savaşmamız gereken ve karakterlerimizi geliştirerek, farklı beceriler öğrenerek ve ekipmanlarınızı geliştirerek ilerlediğiniz bir oyun. Benim gibi eski oyunların kıymetini bilenlere gelsin. Videoda çocukluğumdan bir oyun olsun istedim. Yoksa kimsenin alacağını zannetmiyorum. Zaten mekanikleri de günümüze göre çok eski kalıyor. Bence remake yapılmayı gerçekten hak eden oyunlar bunlar. 1940'ların temasını taşıyan ikonik bir yolculuğu konu alıyor. Sea of Dreams adlı gemide yalnız uyanıyoruz. Her yerde bagajlar, kan izleri var ama kimse yok. Amacınız basit yardım bulmak bu amaçla gemiyi keşfetmeli ve bulmacaları çözerek ilerlemesiniz. Küçük bir kız olan Alex'in büyük hayalleri olduğu bir dünyada geçiyor. Sen Alex'in rüya mimarısın ve görevin onu kabuslarını uzak tutmak. Alex uyurken kabusları geciktirmek için oyalayıcı şeylerle dolu labirentler inşa ediyorsun. Bin yıllar boyunca derin uzayda uykuda olan Atilla mezar gemisine yapılan küstah bir saldırı sonucu uyanır. Kan kılıcını eline alın ve bu saldırganların geçmişteki eski düşmanların mı yoksa henüz tanışmadığın yeni düşmanların mı olduğunu araştırın. Bu oyun gerçeklik ile kurgu arasındaki çizgileri bükerek bir rüya dünyasında kaybolmanızı sağlar. Gizemli hayatların yaşadığı bir mekanda tuhaf bir kamera kullanarak gezinin. After Dream'de canlı ve rüya gibi bir ortamda gece ziyaretlerinizin amacını bulmaya çalışacaksınız. Oyun geleneksel shut'em -up, up klasiklerini yücelten zorlu bir deneyim sunmayı amaçlıyorum. Man of Giants adlı tehditler varlıklara karşı Delta Lens adlı uzay gemisiyle yalnız başınıza veya arkadaşınızla mücadele edebiliyorsunuz. Ayda geçen bir hibrit sıra tabanlı aksiyon macera rol yapma oyunu. Oyun bilim ve fanteziyi bir araya getiriyor ve oldukça başarılı bir şekilde yapılmış. Çeşitli kaynaklardan gelen özelliklerin ve tarzların bir karışımı olarak da tanımlanabilir. Rook-like ve tower defans türlerini bir araya getiriyor. Sürücülerden gelen paralarla yeni silahlar satın alıp düşmanları da öldürerek kazandığımız puanlarla yetenek ve silahları geliştiriyoruz. Her öldüğümüzde öldürdüğümüz düşman sayısı paraya dönüşür ve kalıcı geliştirmeler alıp bir sonraki maça daha güçlü başlayabilirsiniz. Yakın zamanda vefat eden bir solistin ruhunu ele geçirerek 3 yaşlı grup arkadaşınıza yardım etmeye çalıştığınız eşsiz bir hikayeyi anlatıyor. Bulmacaları çözerek ve duygusal engelleri aşarak grup üyelerinin ruhlarını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bir vahşi batı kasabasında kendi içki salonunuzu yönetebiliyorsunuz. İçki salonunuz için personeller işe alabilirsiniz. Bu personeller arasında barkeeper, aşçı, garson, fahişe, kurpiye ve piyanist bulunuyor. İş ve yemek üretimi kasaba halkının memnuniyetini ve karlılığınızı arttırıyor. Dünyanın en maceracı ve yakışıklı eli olarak oynarsınız. Bir el olarak tehlikeli engellerle yüzleşir ve kötü ayakları alt edersiniz. Sen eski bir eldiven satış elisin. Birdenbire en iyi arkadaşın kol artık bileğine bağlı değil. Ne olduğunu anlamaya çalışırken maceraya atılırsın. Oyun acayip makara ve çok hoşuma gitti. Sepetime de ekledim. Papa tarafından görevlendirilen bir cadı avcısını canlandırdığımız oyunda her bölgede Witch adı verilen yaratıkları avlayarak bölgeleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yapımcının Painkiller ve Bloodstorm referansları da oyunun potansiyelini bir nebze gösteriyor diyebiliriz. Mortal Kombat 1'de hikaye evreni baştan başlatılıyor. Ateş tanrısı Liu Kang'in Shao Kahn'ı yenerek Earthrealm'i kurtarmasından sonraki olayları anlatıyor. Konusu konusunu sevip de finalini eleştiren birçok yorumdan sonra MK11'de olduğu gibi konuyu bir dereceyle uzatacaklarını düşünüyorum. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bir gürüme simülatörü ve hafif bulmaca içeren bir macera oyunu, dillendirici bir oyunun sunan nefis, çeşitli mekanları keşfederken hafif bulmacalarıca çözmenizi gerektiriyor. Oyunun Türk yapımı olduğunu ve geliştiricinin tek başına çalıştığını da belirtelim. Gelecekte geçen bir post apokaliptik hayatta kalma strateji oyunu yeni yüzyılın başında kaynak sıkıntısı içindeki bir dünyada kurak bir çölde geçer su artık yeni altın haline gelmiştir ve her seçim hayat veya ölüm anlamına gelir. Baştan uyarayım bu oyun tek başına oynanamıyor maalesef. Çevrim içi iletişim kurabildiğiniz bir arkadaşınızla oynamanız gerekiyor. Oyunda bir arkadaşınızla çevrim içi eşleşir ve terk edilmiş bir eğlence parkında bulmacalı birlikte çözmeye çalışırsınız. Çapraz platform desteği var. Thunder Bay Retro Arcade Box oyunlarına modern bir dokunuş getiriyor. Jabs, Hooks ve Uppercuts gibi dövüş teknikleri kullanarak renkli ve eksantrik rakiplerle karşılaşıyoruz. Galaksiyi dolaşırken dünya dışı rakipleri yenerek evrenin en büyük boksörü olmak için mücadele ediyoruz. Geleneksel gerçek zamanlı strateji oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren bir oyun benzinin yeni dünya parası olduğu bir kıyamet sonrası dünyada kendi varlığını mahvedenlere karşı intikam arayışına giren Brad karakterini yönetiyoruz. Battle Last Heaven seçim odaklı izometrik bir macera oyunu. Ana karakter Avril'ı iki farklı doğa arasında geçiş yaparak kontrol ediyoruz. Mor modda Avril psikik güçlerle uzaktan saldırabilir, turuncu modda ise kılıcıyla yakın dövüş saldırıları yapabilir. Mobil platformlarda benzeri olan birçok ücretsiz oyuna benziyor olsa da sakız fiyatına zaman geçirmelik bir oyun olarak değerlendirilebilir. Halkınızın yardımıyla eşsiz bir kasaba inşa eder ve kısa görevleri tamamlayarak dünyayı keşfederek çevre, yaratıklar ve diğer kabilelerin baskısına uyum sağlarsınız. Kayınga uzun süren şehir kurma oyunlarından farklı olarak 30-90 dakikalık seanslar halinde oynanıyor. Çakramlar ve el bombaları kullanarak farklı seviyelerde savaşır, patronları alt eder ve gizli yükseltmeleri keşfederiz. 80'ler ve 90'ların aksiyon filmlerini ve oyunlarına göndermelerle dolu bölümleri retro müzikteyle eğlenceli bir deneyim sunuyor. Kuzey Denizi'nde profesyonel dalgıçlık yapan Stan uzun süreli bir sualtı görevinde hayatını değiştiren bir kayıp ile yüzleşmek zorunda kalır. Gönüllü olarak aldığı bu görevde tuhaf olaylar yaşamaya başlar ve hayatının en önemli seçimini yapmak zorunda kalır. Orta çağda kurye olmak nasıl olur diyorsanız Alistair ile bunu deneyimleme şansınız var. Bazen bir noktadan diğerine teslimat bazen de saklı bir nesneyi bulup sahibine götürmeniz gerekebilir. Ayrıca paketleri güvenli bir şekilde teslim etmek için hırsızlardan ve köpeklerden kaçınmak için yollar bulmanız gerekecek. Karanlık ve acımasız bir platform oyunu olan Blasphemous serisinin devamı. Bizler de dini ikonografi ve en iğrenç düşmanlarla dolu bir dünyada The Patient One adlı karakterin Hollywood botlarını tekrar giyiyoruz. It's a Wrap sette işlerin planlandığı gibi gitmediği düşük bütçeli Hollywood filmlerini yönetip oynadığınız bir oyun. Yönetmen olarak oyuncuları ve eşyaları senkronize etmek zorundasınız çünkü zamanlamaları bozuluyor. Nükleer savaşın insan medeniyetinin sona erdirdiği ancak kalbimizdeki kötülüğü kökünden sökemediği bir dünyada geçer. Bu çorak topraklarda hayatta kalmak için savaşın, ticaretin, müzakerenin, yağmanın ve her türlü yolun denendiği bir dünyada hayatta kalmak için zeki ve acımasız olmanız gerekecek. Ana karakterimiz Afya Manikat Red Marley gemisinin mürettebatına katılıyor ve geminin kaptanının efsanevi hazinesinin peşine düşüyorlar. Red Marley gemisi üzerine aynı zamanda bir sürü eski mürettebat cesedi bulunuyor. Görevleri tamamlayarak kara incileri buluyor ve bu incileri kullanarak mürettebat tek tek diriltiyorsunuz. Yarı prosedürel şatamap oyunu ilerledikçe geminizi seviye atlatın. 20'den fazla farklı yükseltme ve oyun içinde keşfedin. Tüm görevleri tamamladıktan sonra sınırsız modda gerçek zamanlı düşman dalgalarıyla yüzleşerek oynayın. Klasik bir point and click macera oyunu. Şimşek çarpmasıyla başlayan olay zinciri bir blok yazarını ölüm meleğiyle cehenneme götürür. Angelo Grim Reaper ile başka bir dünyaya yaptığı yolculuğu kaydetmeye karar verir ve tüm zamanların en popüler, en çok beğenilen ve en çok konuşulan videosunu oluşturmayı umar. Retro piksel grafiklere sahip fütüristik bir cyberpunk temasıyla dolu birinci şahıs nişancı oyununda şehri ele geçirmeye çalışan bir yapay zeka yok etme görevini üstleniyoruz. Yeniden canlanan retro tarzı nişancı akımından çıkan iyi bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir otobüs sürücüsünü standart günlerinden başlayarak olaylar arasında Çernomir santrali, felaketi, orman yangınları, depremler ve kasırgalar gibi felaketlerden muzdarip insanları kurtarmakla sona eren çeşitli koşullarda yolcu taşımacılığı yaparsınız. Efsane serinin eski oyunlarını da kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederim. Zaman manipülasyonu ile ilk karşılaştığımız serinin ilk oyunu zamanın kumlayıyla lanetlenen ülkesini kurtarmaya çalışan Pers Prensi olarak bir maceraya atılıyoruz. İlk oyunda zamanın mekanikleri fazla kurcaladığımız için kaderin bekçisi Dahaka tarafından kovalandığımız ve bu kovalanca sayesinde zamanının en iyi parkur oyunlarından biri olmasını sağlayan serinin ikinci oyunu. İlk iki oyunda uğraştığımız lanetlerden dolayı ruhu iki parçaya bölünen Pers Prensi'nin üçüncü oyundaki en büyük rakibi de kendisi oluyor. Üçlemeyi sonlandırdığımız oyun seriyi de hakkını vererek nokta alamamızı sağlıyor. Prince of Persia 2008 olarak adlandırılan ve seriden bağımsız olarak yapılan oyunun sanat tasarımı, illüstrasyon tarzı grafikleri ve yardımcı bir karakterle yaptığımız farklı parkur mekanikleriyle seveni de oldukça fazla. Ve son olarak sinema filminden esinlenerek tasarlanan oyun eski oyunlar arasında en zayıf alka olsa da yine de keyif alarak oynadığım bir oyun olmayı başarmıştı. Assassin's Creed serisine ilham kaynağı olmuş bir serinin yıllarca öksüz kalması üzücü. Son çıkan içinde prens olmayan oyunla da pop serisini gömmüş olduk ruhuna el fatiha diyelim. Bir elektrikçi olarak çalışarak çeşitli elektronik aletleri tamir ettiğiniz bir simülasyon oyunu. Hikaye modunda elektrik tesisat döşemek, elektronik aletleri tamir etmek ve elektrik arızalarını gidermek gibi görevler yer alıyor. Prime Gaming aboneliği olanlar oyunu ücretsiz edinebilirler. COVID CARL, COVID-19 pandemisi sırasında belirli toplumsal unsurlarla başa çıkmakta yaşanan hayal kırıklığından doğmuş bir oyun. Herkesi aşılamak için olan bir hükümet projesi ters gidiyor ve insanları mutasyona uğratmaya başlıyor. İşte bu noktada devreye girip neredeyse hareket eden her şeyi öldürüyoruz. Real Time Strateji türündeki oyunda uzayda filalarınızı kontrol ediyor ve 30'dan fazla tek oyunculu görevde bir armada inşa ediyoruz. Koleksiyon, Homeworld Classic ve Homeworld 2 Classic'in eski ve yeni sürümlerini içeriyor. Kendi bisikletçimizi oluşturabilir ve profesyonel bir bisikletçi olarak yarışabilirsiniz. Uzmanlığınızı ve fiziksel yeteneklerinizi belirleyip becerilerinizi geliştirerek dünyanın en iyi bisikletçisi olmak için mücadele edebilirsiniz. Gitgide güçlenen düşmanlarla yüzleşebileceğiniz uzak bir galakside geçen retro bir shut'em oyunu. Saldırılardan ustaca kaçarak mümkün olduğunca çok uzay gemisini yok edin. Büyük donanmaları yendikten sonra karşınıza çıkacak zorlu bosslarla yüzleşin. Ateşli silahları ve takım oyununu Soulslike türüyle birleştirerek Demnod 2'yi deneyimledikten sonra çok iyi bir iş başardıklarını düşünüyorum. Benim gibi Soulslike türüne mesafeli bakan bir oyuncuyu bile etkileyebilecek bir oyun. Tavsiye ederim. Bunun yanında ilk oyunda komplet versiyonla hikaye genişlemeleri ile çok iyi bir fiyata alabiliyorsunuz. Bir gün babanızın gizemli bir şekilde kaybolduğunu öğreniyorsunuz ve bunu bulmak için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yolculuğun sırasında yozlaşmış bir dünyayı keşfederken ve dünyayı kurtarma şansı yakalarken dövüş becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor ya da gerekmiyor. İstersen kafana göre takıl yani hikaye senin hikayen. Lanetli bir koyu kıtada geçen güzel bir piksel sanatıyla tasarlanmış bir Blood Hell aksiyon roguelike oyunu. Anlaşılamaz canavarla savaşmak ve laneti sona erdirmek için boynuzlu tarihi öldürmek üzere yeniden isimsiz bir ölü maceracı olarak oynuyoruz. Dedektif Guy ve ipucu koklayan köpeği Cleo ile gizemli bir cinayeti çözmeye çalışacaksınız. Korkunç bir sahil kasabasını keşfedin, ipuçlarını arayın, şüphelileri sorgulayın ve kim yaptı türündeki gizemi çözün. Mermi Cehennemi türündeki oyun Remedium evreninde geçiyor ve 100 yıl önce yaşanan gri veba salgını sonucunda insanları çoğu vahşi mutant celavarlara dönüşmüş durumda. Nöbetçi silahlarıyla düşmanları yok ederken ölümcül mutantlarla dolu kalabalıkların arasına geçmeye çalışacak. Afrika mitolojisiyle hayatta kalma ve Souls benzeri türlerin oyun öğelerini birleştiren atmosferik, hikaye odaklı, aksiyon macera, üçüncü kişi nişancı oyunu resmen ortaya karışık oyun yapmışlar. Karakter kendisini Tribülasyonlar Diyarı adlı bir dünyada bulur, burada eski bir ritüeli yerine getirmelidir ancak işler göründüğü gibi basit değildir. Oyunda araştırmacı gazeteci Robert Hawke olarak kanallık bir labirentte hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bulmacaları ve ilizyonları çözmek için gerçek nesneleri odanızdaki aynalar elleriniz gibi sıra çözümlerle kullanmanız gerekiyor. Fransız devrimi dönemini konu alan bir kart toplama ve gelişim aksiyon oyunu büyük bir entrikaya karışmış sıradan bir Parisli olan Reni olarak kartlar toplayın, ittifaklar kurun ve şehrin başka bir boyuttan gelen gizemli istilacısı Lady Bliss'in ardındaki gerçeği keşfedin. Aventa Design'ın en beğenilen ve en çok ödüllü serisi ilk oyunu Epic'te ücretsiz bulabilirsiniz. Bu devam oyununda karakterimiz uzay cücesinin köpeği uzaylılar tarafından kaçırılıyor ve onu bulmak için bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu sefer oyun uzay cücesinin sihirli flütü çalarken fark ettiği garip bir melodi ile başlıyor. Bu melodi onu flütün kökenlerini ve evrenin gizemlerini keşfetmeye sürükleyen bir maceraya atılmasına sebep oluyor. Bilim kurgu, kolonizasyon ve yaşam simülasyonunu bir araya getiren bu oyunda çorak bir dünyayı yeşil alanlara dönüştürmek için toprağı gübreleyin, su kaynaklarını güvence altına alın ve havayı solunabilir hale getirin. Oyunda okyanusun dibinde yer alan bir su altı üstünde mahsur kalan karı koca Mac ve Charlie'yi kontrol ediyoruz. Oyun klasik point and click macera oyunlarının oynanışa sahip. Çevremizdeki nesneleri birleştirerek yeni eşyalar oluşturabilir veya bulmacaları çözmek için kullanabiliriz. Ameliyata Design tarafından geliştirilen eğlenceli bu macera oyununda dilediğiniz gibi dolaşabilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve diğer gezginlerle gülebilirsiniz. Ayrıca onların küçük ailelerini tamamlamalarına yardımcı olabiliyorsunuz. Cyberpunk bir atmosferde düşmanlarınızı tek kılıç darbesi ve silahlarımızla öldürebildiğimiz bir aynı arcade oyunu. Oyunun amacı mümkün oldukça çok yakuza öldürmek. Oyunun temel amacı hayatta kalmaktır. Zombilerle dolu bir hayatı da keşif yapmalı, kaynakları toplamalı ve diğer hayatta kalanlarla etkileşimde bulunmalısınız. Oyunun Türkçe dil desteği de bulunuyor. Hikaye odaklı bir rol yapma oyunu. İçindeki diyalog seçimleriyle hikayeyi etkileyebiliyorsunuz. Düşmanlarınızın sinsice planlarını çözün ve onları açığa çıkarın. Sonsuz karanlıktan dünyayı kurtarın. Oyun cehennemi andıran bir labirentte geçiyor. Her bir bölgede birden çok çıkış ve takip edilebilecek farklı yollar bulunur. Bu yolları takip ederek farklı silahlar, düşmanlar, biyomlar ve bölüm sonu canavarlarıyla karşılaşacaksınız. Her tur yepyeni bir deneyim sunuyor. Rift Ranger olarak dünyayı kötü güçlerden koruma görevini üstlenmiş güçlü bir senta ekibini yönlendiriyorsunuz. Özellikle The Master Brain'in boyutsal istikrarsızlık yoluyla yeryüzüne sızan lazerli ve keskin pençeli düşmanlarına karşı mücadele edin tek başımıza kaldığımız ıssız bir Birinci Dünya Savaşı sığınağından kurtulmaya çalışıyoruz. Karanlıkta kalmak ölümle eşdeğer. Burada yalnız olmadığımızı ve karşılaşacağımız şeyin pek de dost canlısı olmadığını keşfettikten sonra dışarı çıkmak için her yolu denememiz gerekiyor. Ama söylemem gerek ben bu oyunu beğenmedim. Amnesia serisine yakışmayan bir oyun olmuş. Güçlü Mjolnir çekici ile düşmanları yenmek ve zekice tasarlanmış çevresel bulmacaları çözmek için mücadele ediyoruz. Ayrıca Loki, Kremen gibi kuzey mitolojisinin sembollerine karşı epik boss savaşları da yapıyoruz. Match Village renkli adalarda köyleri inşa etmek için binaları eşleştirme üzerine odaklanan minimalist bir bulmaca ve strateji deneyimi. 94 yapımı klasik nişancı oyununun modern bir yeniden yapımıdır. Trioptium şirketinin Stidal uzay istasyonunda uyanan bir bilgisayar korsanıyız. Tesisi kontrol eden yapay zeka mürettebatı cyborglardan ve mutantlardan oluşan bir orduya dönüştürmüş. Ölüm kalım savaşımız şimdi başlıyor. Fizik tabanlı bir yapı ve en çeşitli düzenekleri inşa ederek farklı türde bulmacaları çözmeye çalıştığımız bir oyunda her zorluğa en iyi düzenek tasarımızı yapmak için devasa bir blok koleksiyonunu kullanmalısınız. Arka plandaki hikaye bildiğimiz klasik ölüm mü Mokoko mu olayı. Oyun kısmında ise aşırı derecede şanssız kızları absürt belalarından kurtarmaya çalışıyoruz. Atari zamanlarından hatırladığımız Wolfie tarzında oynanıyor. Steam versiyonunda artı 18 patch de vardı ama burada var mı onu bilmiyorum. Bariz şekilde raf çakması ama fiyat olarak değerlendirdiğimizde iyi bir alternatif olabilir. Okyanusun ortasında hayatta kaldığınız ve şimdi kadere meydan okuyup hayatınız için savaşmanız gerekiyor. Klasik Atari macerasının bu yeniden uyarlamasında efsanevi hazine avcısı Zachary Graves'in eski yeğeni Lynn Graves'i kontrol ederek hortlak orduları ve ürkütücü ektoplazmalar arasında sürünerek gizlice hızlıca ilerleyin. 1920'ler İngiltere'sinde kurgusal bir köyde geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir rahibi yönlendiriyoruz. Gerçek hayatıyla yüksek fantezi garip yeni dünyalarda harmanlayan mükemmel bir karışım sunuyor. Oyunun Türkçe dil desteği de mevcut. Serinin köklerine geri dönen ve daha küçük, daha odaklanmış bir deneyim sunan ve 9. yüzyıl Bağdat'ında geçen oyun Basim adlı bir suikastçinin hikayesini anlatıyor. Basim gizli olanlar adı verilen kadim ve gizemli bir örgüte katılarak ölümcül bir usta suikastçı olmaya amaçlar. Bu süreç kendi kaderini de inanılmaz bir şekilde değiştirecektir. Kral Arthur'un zırhını kuşanarak efsanevi kılıcı kullanacaksın. Kırık Excalibur düşen şövalyelerinin benzersiz güçlerini kanize etmeni sağlayacak. Kocaman devlerle epik devallalara geleceksin. Boyutlarından ve çevikliğinden yararlanarak bunu avantaja çevirmen gerekiyor. Yeniden aktive edilmiş ve savaş klonlarının üretimine devam eden tehlikeli bir yeraltı askeri kompleksini keşfediyorsun. Sen de bu klonlardan biri olarak görev alacaksın ve yüzeyde hala yaşam olup olmadığını keşfetmek için bir yol bulmaya çalışacaksın. Bips ve arkadaşları bir tablonun içine çekildi ve oradan çıkmaları gerekiyor. Tehlikeli ve sürrealist ortamlardan kaçmak için platform becerilerinizi kullanmanız gerekiyor. Bir çaylık olarak başlayıp profesyonel güreş gıda piramidinin tepesine eğitim, öğrenme, şaşalı giyinmeme, slamming ile yüksel. Jack the Snake Roberts, Macho Man, Randy Savage ve hatta Andre the Giant gibi güreş ikonlarından ilham alın. Onların yüce kariyerlerine dayalı dünyalarını keşfedin. Eski adıyla FIFA 24 zaten hala bu adı kullanmaya devam ediyoruz. Her zaman indirimin gözlerinden biri olmuştur ve standart sürüm fiyatı da fena değil diyebiliriz. Tabi her sıkı FIFA oyuncusunun tercihi Ultimate sürüm maalesef o kadar iyi bir fiyatta değil. Bundan sonra da pek de olacak gibi gözükmüyor. Gizemli bir şekilde dışarıdan kilitlenmiş bir ofise sizi götüren etkileşimli ve mizahi bir odadan çıkış oyunu. Kötü yöntemin sonuçlarını deneyimleyerek odaları araştırın, çıkışı açın ve ofisin neden aceleyle terk edildiğini sırrını çözün. Iko kendisini öbür dünyaya neyin getirdiğini hatırlayamayan bir çocuktur. Bu yeni varoluşun gizemlerini çözmek için koku adında garip bir şekilde tanıdık gelen bir köpeğe güvenmek zorundadır. Iko diğer ruhlara cömert iyiliklerde bulunarak onlara yardım eder, bu sırada kendi hikayesinin sırrını da çözmeye çalışır. Bir metro vagonunun bizi nereye götürdüğünden her zaman emin olmayabiliriz. Rutin bir eve dönüş yolculuğu, hikayenin kahramanı için sıradışı maceralara dönüşüyor. Bilim kurgu temalı bir indie platform oyunu. Gizemli makinelerin gökten inmesiyle huzur bozulur ve Lara'nın kız kardeşi yakalanır. Lara'nın kardeşini bulmak ve evini kurtarmak için çıktığı yolda ona eşlik ediyoruz. Bir dizi komik ve şaşırtıcı derecede kötü yaşam seçimleri sonucunda ütopik bir dünyada kaos ve kargaşa yaratan Sir Wupas'ın hikayesini anlatıyor. Sir Wupas kalbi altında dolu bir şövalyedir ancak kazara dünyayı tam bir kargaşaya sürüklemiştir. Şimdi düzeltmek için kahramanlık yapmalıdır. Bir açık dünya platform ve macera oyunu oyunda bir mafya üyesi olan Timothy siyah beyaz bir şehri renkli uzaylıların istilasından korumak zorundadır. Ayrıca oyunda görünen araçlardan herhangi birini kullanarak şehri arabayla da keşfedebiliyorsunuz. Krallıkta garip bir şeyler oluyor. Ormanlar yırtıcı bitkilerle dolu. Barışsever halklar birbirlerine karşı silahlanıyor ve derin madenlerde goblinler görüldü. Küçük cadı gerçeği ve cevapları aramak için yolculuğa çıkmak zorunda. Sakin ve berrak suların üzerinde adalarda kurulan çiftlikleri konu alan bir oyun. Bu fantastik deneyim 3D bir yap boz gibi kolayca ve rahatça oynanıyor. Bir kart destesini kullanarak kart kombinasyonları oluşturduğumuz ve savaşın kızgınlığında becerileri etkinleştirdiğimiz tur tabanlı bir roguelite oyunu. Topraklarımızı tehdit eden kötülüğü yenmek için savaşlar, keşfedilebilir yükseltmeler veya yerel halktan yardım aracılığıyla beceri cephanenizi güçlendirin. Bu simülasyon oyununda basit güzergahlardan VIP yolcuların karmaşık taşınmasına kadar çeşitli görevleri tamamlayacaksınız. Şehir kavşaklarından şehirler arası manzaralı güzergahlara kadar farklı rotalarda seyahat edin. Mermer bir top olarak havada asılı, dar bir dolanmaçlı parkurda 5 farklı dünyada oynuyoruz. Mermer farklı fiziksel özelliklere sahip farklı toplara dönüştürülebiliyor. Örneğin Marble Ball normal bir topken Power Ball hızlı bir atılım yapabilir veya manyetizma özelliklerini açıp kapatabilir. Steel Ball ise ağır nesneleri itebilir. Yeni katıldığı İngiliz ordusunda genç bir Amerikalı asker olan Simon Bunker'ın rolünü üstleniyoruz. Alman askerlerinin yanı sıra Simon, savaşın cephe hatlarından gizli laboratuvarlara ve mağaralara kadar değişen yerlerde bulunan vampirler, iblisler ve zombiler gibi doğaüstü güçlere karşı da savaşıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinden birinin rolünü üstleniyoruz. Bu asker savaşın açığa çıkardığı kötü güçleri keşfeder ve zombi ve iblislerle savaşmaya başlar. Oyun orijinal hikayeyi farklı bir perspektiften sunuyor. Ondan kaçma oynanışı ve aksiyon türü birleştirilmiş, acımasız bir bilim insanının insiyatifine bırakılan bir karakter olarak korkunç bir yaratık tarafından takip edilmekteyiz. Gerçek hayattaki gibi hislerimizden faydalanarak bu materyalden kaçmaya çalışıyoruz. 4. Lanetli Ruh Hapishaneden kaçma ve günahlarına kefaret etme şansı sunulur. Bir anlaşmayı kabul ettikten sonra kendilerini voodoo bebekleri olarak bulurlar. Yeni hedefleri gizemli bir yolculuk sırasında Ag ve Saint Floor adlı bebek ustalarını korumaktır. Oyunda düşman saldırılarına karşı mümkün olduğunca hayatta kalmaya çalışırsınız. Ölüm ilerlemeyi sıfırlar. Ancak ne kadar uzun süre hayatta kalırsanız karakteriniz o kadar fazla yetenek kazanır. Mars'ta hayatta kalmaya ve koloni kurmaya odaklanan teknik bir açık dünya sandbox oyunu Mars'ta bir üst inşa edin ve geliştirin. Yeni bölgeler keşfedin ve madencilik operasyonları yürütün. Boxfield atmosfere dalmak ve beyninizi karma karışık mantık bulmacaları ve büyümecelerle meydan okumak için tasarlanmış. Acele etmeden dünyayı keşfedebilir ve gözlemleyebilirsiniz. Yüzlerce seçenek arasından özenle seçilmiş çevresel görevler ve mantıksal bulmacalarla dolu. Doğal afetlerle mücadele eden bir kurtarma ekibini yönetiyoruz. Zaman ve kaynak yönetimi türündeki oyunda benzersiz koruma görevleri ve 50 farklı seviye bulunmakta. Oyunun hikayesi büyüleyici bir kasaba olan Stone Creek'te geçiyor. Ancak artık Stone Creek tamamen farklı bir yer haline gelmiş durumda. İnsanlar aniden kayboluyor ve en son görüldükleri yerlerde yalnızca tuhaf semboller bırakıyorlar. Kaybolan kurbanın yazılım geliştiricisi Paul Castillo'nun telefonunu kullanarak bu gizemi çözmeye çalışıyoruz. Korkunç bir olaydan sonra gezegenimizin yörüngesinde yalnız kalıyoruz. Bize yardım edecek kimse yok ve hayatta kalmak ve böyle bir olaya neyin sebep olduğunu bulmak zorundayız. Aynı gemilerin kalıntılarından elde edilen kaynaklar bizim kurtuluşumuz olacak. İnsanların son umudu olan bir bilgiye yönetiyoruz. Bu bilgi doğal bir bağ sahiptir ve Ateyan adı verilen büyülü yaratıkları gerçek dünya ile yarık arasındaki boşluktan çağırabilir. Akama adasını keşfedip Ateyanları toplayıp onları eğiterek uzun süredir unutulan sırları gün yüzüne çıkarmalıyız. City of Beats ritim ve roguelike tarzlarını birleştiriyor. Neon ışıklı bir metropelde robotik düşmanlara karşı savaşan bir hackerı kontrol ediyoruz. Bir hacker olarak sistemin bozuk olduğunu ve değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. City of Beats de bu sistemi devirmek ve şehri özgürleştirmek için savaşacaksınız. Mail Time, huzurlu bir ortamda geçen rahatlatıcı bir macera oyunu. Mantar bir şapka, mektuplarla dolu bir paket ve sınırsız hevesle Grumblewood korsu boyunca mektupları ve paketleri teslim etme zamanı. Cyberpunk tarzında bir maceraya davet eden bir roguelike shooter oyunu. Kötüye dönmüş bir yapay zeka tarafından ele geçirilen bir uzay istasyonu olan The Ark'ı kurtarmak için görevlendiriliyoruz. Oyunun büyünün kartlarda, kartların da büyülü olduğu bir diyar adam atıyoruz. 6 genç macera perest, kendi başlangıç destelerine sahip ve roguelite unsurlarına sahip bu karo tabanlı zindan oyununda antik harabeleri keşfetmeye çalışıyor. Bu oyun tuğla kırıcı, hava okey ve bullet hell türlerini bir araya getiriyor. Bir apokaliptik olayın ardından dünya çöp, terk edilmiş yapılar ve sinirli robot taretlerle dolu. Göreviniz bu tozlu karmaşayı temizlemek. Morals the Hunt, mantar avı ve fotoğrafçılık temasını bir araya getiren bir simülasyon oyunu. Mantar avı yaparken aynı zamanda vahşi yaşamı fotoğraflamak da önemli. Bu iki etkinlik arasında denge kurmalısınız. Kendimizi etrafımızı saran gölgelerin pençesinden kurtarmak için bir yolculuğa çıkan yeni doğmuş bir ışık olarak oynuyoruz. Gölgeler tarafından parçalanan ışığımızı geri kazanmak için ve duyguları tarafından deforme edilmiş yaratıklarla yüzleşiyoruz. Bir hayatta kalma stratejisi bağımsız oyunu. Kaynakları toplayın, köyünüzü genişletin, zenginlikler için yer altını keşfedin ve ölümsüz ordulara karşı savunmak için askerler eğitin. Tarlayken bir cadı olmanızı ve gizemli bir büyü etkisiyle bozulan bir dünyanın düzelmesine öncülük etmenizi sağlayan oyunda bitkiler yetiştirerek büyülerimizi güçlendirebilir ve toprağı iyileştirmek için doğanın büyüsünü kullanabilirsiniz. Yoğun bir şekilde Dying Light havasını hissettiğim Dead Island serinin ikinci oyununda karakter tasarımları ve birbirleriyle olan absürt diyalogları ile karanlık zombi atmosferini oynarken çok eğlenceli hale getiren oyunun şu anki fiyatı değerlendirilmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Oyunda iki küçük bipedal robot olan Aku ve Sila yan yana yürüyerek eğlenceli ve bağlayıcı bir yolculuğa çıkarlar. Macerayı tek başınıza deneyimleyebilir veya bir arkadaşınızla birlikte eğlenceli bir şekilde oynayabilirsiniz. Evet dostlar yeni Sonic oyununda pardon karıştırdım bir an. Panic Park'ın döngü içinde momentumlu platform hareketleriyle duvarlardan duvarlara engelleri aşarak ilerlediğimiz bir platform oyunu. Şaka maka çakma da olsa fena oyun yapmamışlar. Bosorka genç bir cadının isidyalı ve zalim şeytanlardan dünyayı kurtardığı heyecan verici bir aksiyon roguelike like oyunu. Oyunda büyüleri bir araya getirerek çeşitli süpürgelerde ustalaşarak mümkün ve imkansız tüm büyüleri deneyerek yeterli gücü kazanana kadar kötülüğe karşı savaşmalısınız. Rol yapma unsurlarını içeren bir roguelike like ve mermi cehennemi hayatta kalma oyunu. Paralı askerleri işe alın ve kötülük ordularıyla savaşarak 5 aşamada hayatta kalın. Savaşlar arasında kaynak takısı yapabileceğiniz bir merkez alanınız da var. Out of Bonds bir bulmaca nişancı oyunu bir oyun oluştururken bir taraftan da hataları düzeltmeliyiz. Yaratıcı ve stratejik düşünmemiz gerekiyor. Düşmanlarla savaşmak için kendi oyunlarımızı oluşturuyoruz. Oyunun konusu 3 farklı gezegende yaşayan 3 farklı ırkın arasındaki savaş ve işbirliği üzerine oyuncular insanlar uzaylılar ve robotlar arasından birini seçerek kendi karakterlerini oluşturabilir ve çevrim içi veya çevrim dışı olarak oynayabilirler. Şirin grafikte ile türündeki oyunda diğer ulusları gizemli Vega ulusunun dünyayı fethetme hırsına karşı savunmak için cesur görevlerde sosyalist bombardıman birliğine katılın. Oyunda Vesper adlı The Stalkers üyesi olarak oynuyoruz. Nedram topraklarında harabelerle dolu bir dünyayı keşfetmeye çalışıyoruz. İnsanlığın 9. çağında gündüzleri insanların geceleri ise canavarların hüküm sürdüğü bir dünyada geçiyor. Kafe Omnur Simülatör hayalinizdeki restoranı yaratacağınız ve işleteceğiniz bir simülasyon oyunu. Dış ve iç mekanı benzersiz bir şekilde tasarlayarak insanları yemek yemeyi, zaman geçirmeyi ve paralarını harcamayı sevecekleri bir ortam yaratabilirsiniz. EA Sports PGA Tour dünyanın en prestijli golf sahalarına eşsiz bir erişim sunuyor. Augusta National gibi meşhur sahalarda mücadele edebiliyorsunuz. Shoot Link altyapılı Pure Strike gerçekçi golf vuruşları için resmi PGA Tour verilerini kullanır ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Artık ileri düzey robotlar tarafından yönetilen ve insanlığın nesli tükenene de bin yıl olmuş bir dünyada geçiyor. Oyunda Ludovic adlı bir araştırmacıyı yönetiyoruz. Ludovic, Babil'de bir cinayet vakasını araştırmak için gönderilir. Commodus, Asteroid 27C adlı uzak bir maden kolonisinden gelen bir yardım çağrısına yanıt verdiğimizde kendimizi şiddet patlaması yaşanan bir durumun ortasında buluyoruz. Asteroid'in sırlarını çözerek madenlerin derinliklerinde gizlenen kötülüğü durdurmaya çalışmalısınız. Kötü Şöhretli Korsan Cadı Flora Burn tarafından farelere dönüştürülen dört mahkumun destansı yolculuğuna çıkmasını konu alır. Bu mahkumlar insan bedellerine geri kazanmak için tehlikeli Erebastlilerle savaşmak, İrlanda kıyılarının sırlarını ortaya çıkarmak ve sonunda onları lanetleyen cadıyı yakalamak zorundadır. Gizemli bir duvar dünyasında madencilik yaparak, canavarlarla savaşarak, ekipmanlarınızı yükselterek ve zeminin bildiğimiz dışında dikey olduğu bu dünyanın gizemini keşfederek hayatta kalmaya çalıştığımız değişik tarzda güzel bir oyun daha. Favorilerimdendir. DLC'si dahil kesinlikle tavsiye ediyorum. Book of Demons, Hack and Slash ve kart oyunu türlerinin bir birleşimi. Bu oyunda görevlerin uzunluğunu siz belirleyebiliyorsunuz. Silah yerine sihirli kartlar kullanın ve eski kaderlerin altındaki zindanlarda karanlıklar ordusunun mensuplarını yok edin. Özellikle oyundaki Diablo göndermeleri çok komik. Oyun Petri adlı bir ülkede geçmektedir. Geçmişleri ve inançları farklı olan iki genç Zoe ve Kaito arasında geçiş yaparak oyunun dünyasını keşfediyoruz. Görevler basit bir konuşmadan karmaşık bir bulmacaya kadar çeşitlik gösterebilir. Full Journey, Road 96 ve onun öncesini anlatan Mile Zero oyunlarından oluşuyor. Terror Bane, oyunların oyunlarının hatalarıyla dalga geçen absürt bir macera oyunu. Hikayede ilerlerken bir sürü oyun içi hata ve bug ile karşılaşıyorsunuz. Bunlar da yetmezmiş gibi geliştiricinin bizi darlamaları da sinir bozuyor. Karşımıza çıkan bütün hataları kendi lehimize kullanarak hem oyunu hem hataları hem de geliştiriciyi yenmemiz gerekiyor. Troublemaker Endonezya'da bir lisede geçiyor ve ana karakterin okulda karşılaştığı zorluklara göğüs gelmesine ve en iyi olmak için mücadelesine odaklanıyor. Yeni okulda zorbalara, rakip çete üyelerine ve hatta öğretmenlere karşı kendini korumak zorundadır. Stellar Interface Rook Like tarzında bir shut'em up oyunudur ve prosedürel olarak oluşturulmuş bir evrende geçiyor. Tüccarları bulmak, uzay araçlarının kilidini açmak ve çeşitli galaktik derebeyleri öldürmek için rastgele oluşturulan galaksiyi keşfedin. Graper tekerlekli araçlarla yapılan patron dövüşleriyle dolu bir hikaye odaklı aksiyon oyunu düşmanlarınızı bir çekme halatıyla parçalayın ve metal kalplerini sökerek yetenekler kazanın. Ailenizi kurtarın ve çöken dünyanın sırlarını açığa çıkarın. Ekstra kupon indirimi gelmemiş olsa da şu an en iyi fiyatta burada. Last of Us biliyorsunuz çıkış yaptığı zaman da optimizasyon sorunları vardı. Bunların büyük çoğunluğunu toparladılar. Yani şu an oyun akıyor diyebilirim. Last of Us'ı zaten anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Genç savaşçı Europa ile birlikte dünyayı karanlığa boğmadan önce mekanik dev Talos içine girmeyi çalışın, oyun boyunca kirletilmiş yaratıklarla savaşın, karizmatik müzisyenlerle tanışın ki ne al alaka olduğunu anlamadım ve dünyayı tüm renklerden yoksun bırakan lanetin ardındaki gerçeği keşfedin. Water 2050 gelecekteki bir dünyada su kirliliği ile mücadele etmeyi konu alan 2D ikizometrik bir şehir yönetimi oyunu. 2050'deki çoğu su çok kirli ve insanlar için neredeyse uygun değil. Dünyadaki yaşamın neredeyse sona erdiren birçok çevresel hasar var ancak biraz zaman yolculuğuyla her şey düzeltilebilir. Oyunda satranç tahtasının üzerinde rakibinizle strateji ve zeka savaşı yaparsınız. Grandmaster seviyesindeki yapay zeka ile mücadele edebilir veya çevrimiçi oyuncularla karşılaşabilirsiniz. 16 bit retro sanatsal bir görünüme sahip, sıra tabanlı bir zindan keşif tarzındaki oyunda bir savaşçı, büyücü, suikastçı veya şaman olarak oynayarak zindanları dolaşmalı, düşmanları yenmeli ve hayatta kalmak için her şeyi yağmalamalısınız. Klasik kaiju filmlerinden Godzilla ve King Kong gibi ve oyun klasiği Rampage'den ilham alan, 2D piksel sanatıyla tasarlanmış bu yıkım oyununda devasa bir canavarı yönlendiriyorsunuz ve her şeyi yok etme gücüne sahipsiniz. Hikaye düşmanların Orbis topraklarına inip ebedi alevi çalmalarıyla başlıyor. Ebedi alevi sadece kor emirleri haline getiren bu düşmanlar Orbis'in geriye kalan yaratıklarına da zarar veriyor. İşte burada Ignis devreye giriyor. Alevi eski ihtişamına geri döndürmek ve kötü adamları duman etmek onun görevi. Akıl hocamız mefta oluyor ve size vasiyet olarak Allah'ın unuttuğu bir yerdeki çalışmalarını bırakıyor. Çalışmalarını sürdürmek ve kendi keşfinizi yapmak için Aktiko'ya gidiyoruz. Huzurlu bir açık dünya hayatta kalma oyunu çünkü kızak köpeklerinden başka kimse yok. Üstünüzü inşa edin, keşfe çıkın, bir şeyler icat edin. Bu bomboş gibi gözüken yerde aslında yapılacak çok şey var. Gerçek forkliftlerin hareketlerini ve kullanımlarını yansıtan ayrıntılı fiziklere sahip benzersiz bir forklift oyunu. Bu simülasyon oyununda farklı özelliklere sahip çeşitli forkliftleri kullanarak geniş bir görev yelpazesini tamamlamaya çalışacaksınız. Bu heyecan verici ve zorlu aksiyon oyununda her seviyeyi farklı silahlar, benzersiz kahraman yetenekleriyle patlatarak ilerleyeceksiniz. Uzay hapishanesinde bir mahkum olarak kaderiniz bellidir. Özgürlüğünüzü kazanmak için her engeli yok etmelisiniz. Bu oyunun hikayesi yanlışlıkla bir piramidi keşfeden evli bir çiftin etrafında dönüyor. Oyunda tek başınıza veya işbirliği modunda oynayabilirsiniz. Tuzaklara dikkat ederek antik krallıkları araştırın ve hazineleri bulun. Bird Cube gizemli bir saldırgan tarafından işgal ediliyor ve halkı savaşa hazır değil. Ancak bir kare başlı laboratuvar teknisyeni olan Edge dünyayı kurtarmak için kendisinde güç buluyor. Oyuna küçük bir oda, birkaç bank ve masa ile başlarsınız. Ancak hedefiniz büyük. Sadık personel grubu, misafirler için odalar ve daha fazlasıyla başarılı bir taverne kurmak. Oyunda Delta adlı kibar ve küçük bir robota eşlik ediyoruz. Delta, kaybolan arkadaşını bulmak için bu uçsuz bucaksız dünyada bir yolculuğa çıkıyor. Ufak tefek bir robot olduğu için karşılaştığı tüm tehlike ve zorlukların üstesinden gelmek için zekasını kullanmak zorunda. Oyun klasik arcade yarış oyunlarının yanı sıra tam temaslı yarışların unsurlarını birleştiriyor. Oyunda çeşitli yarış modları ve araçlar arasındaki seçimler yapabiliyoruz. Yarışlar oval pistlerde, yollarda ve off-road arazilerde gerçekleşebiliyor. Oyunun fizik motoru çarpışmaların ve kazaların gerçekçi bir şekilde simüle edilmesini sağlar. Figment, müzik, mizah ve çok katmanlı hikaye anlatımıyla dolu benzersiz bir soyut evreni keşfetmeye davet eden bir aksiyon macera oyunu. İlk oyunda bir çocuğun zihninde kabusların yenmesine yardım ederken, ikinci oyunda bu insan büyümüş, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Dolayısıyla kabusları problemlerle boğuşurken yeni kabuslar yaratmıştır. Dusty ve Piper ile bu kabusları yenmek ve kaybolmuş cesareti geri kazandırmak için iki oyunda da mücadele ediyoruz. Souls like türündeki oyunda Xenozoic adlı tuhaf bir diyarda yaşayan dövüş sanatları ustası Pseudo'nun macerasını oynuyoruz. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Pseudo bir gelecek bulmak için savaşır. Şehir kurma türünde benzersiz ve kaotik bir dokunuş getiren bir Goblin kabilesi simülatörüdür. Bu oyunda Goblin kabilesinin lideri olarak köyümüzü inşa etmek, yönetmek ve tüm zorluklara ve hatta Goblinlere karşı savunmak bize düşüyor. İçindeki tasarımcıyı ortaya çıkaracak hayallerinizdeki oteli yenileme fırsatı sunan eğlenceli bir simülasyon ve strateji oyunu eski ve bakımsız bir oteli alıp ve onu başarılı bir kaçamak yeri haline getirmek için yenileme projeleri yapıyoruz. Evet dostlar ilk bölümün sonuna geldik. İkinci video çok zaman geçmeden yayında olacak. Her zamanki gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>